Ama profesyonel yayına esas olarak 2017'de geçtik. Şimdi ben Ankara'da Tele1 adına CHP Tüzük Kurultayı'nı diğer arkadaşlarımla birlikte izledim. Burada Zeynel Lüle, İnan Demirel, Burcu arkadaşımız, kameraman arkadaşlarımız, yönetmen arkadaşlarımız, kocaman bir ekip halinde biz kurultay binasında bir Tele1 stüdyosu oluşturduk. Diğer televizyonlar gibi yayınları orada yayınları oradan yaptık. Kurultayı da bizzat yerinden izlemeye çalıştık. Şimdi kurultay basına kapalı bir şekilde yapıldı. Yani salona gazeteci alınmadı. Ama kurultay delegeleri, milletvekilleri ve parti yöneticileri sık sık kulise ve televizyonların olduğu yere gittiler. Biz tamamını, Özgür Özel'in konuşmasının tamamını canlı yayınladık, naklen yayınladık. Yani Tele1 ekranlarından da yurttaşlarımız bu konuşmayı, Özgür Özel'in konuşmasını izlediler. Çok sayıda kişiyi, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili, yönetici, gazeteci ve yorumcuyu, siyaset gözlemcisini biz gün boyu yayınlara aldık. Ben de yayınlara çıktım. Benim kurultay için genel bir değerlendirme yaparak bu işe bugünü değerlendiren, bugünü yorumlayan, analiz eden bu programa başlamak istiyorum hocam. Sizin de kuşkusuz yakından izlediğiniz ve bu konuda söyleyecekleriniz var. Her şeyden önce bu kurultay bir değişim kurultayı olarak sunuldu. Tüzük, 2. yüzyıl değişim kurultayı diye sunuldu. Bir tüzük kurultayı olmasının ötesinde bir anlam kazanmaya başladı zaten kurultaydan önce. Fakat ben bir değişim kurultayı, 2. yüzyılın değişim kurultayı ağırlığında ve kapsamında bir kurultay izlemedim. Onu belirtmek isterim. Çünkü siyaset tartışılmadı, ideolojik ve politik konular ele alınamadı. CHP'nin önce önüne büyük hedefler koyması gerekiyordu. Bu değişimin yönü ve kapsamı hakkında kamuoyuna daha önceki kurultayda verilmeyen mesajların tüzük kurultayı da olsa bu kurultayda verilmesi gerekiyordu. Bunun eksik kaldığını düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönemde özelleştirmeler konusunda ne yapacak? Yani o 1990'dan beri esen o neoliberal rüzgarların, fırtınanın, o yıkıcı kasırganın yarattığı, ortaya koyduğu enkazın ortadan nasıl kaldırılacağını belirtmek durumundaydı. Yani bu piyasacı, vahşi, özelleştirmeci, Türkiye'nin Cumhuriyet ekonomisinin endüstriyel temelini imha eden bu gelişme karşısında ne yapacak? Avrupa Birliği konusunda ne düşünüyor? Türkiye'de demokratikleşme, laiklik, Cumhuriyet'in kurumlarının yeniden inşa edilmesi, belki Cumhuriyet'in kendi devrimci temelleri üzerinde zenginleştirilerek yeniden inşa edilmesi, yeniden kurulması konusundaki yaklaşımı, programı nedir? Laik eğitimi nasıl ve yeniden ayağa kaldıracak? Eğitimin dinselleştirilmesi konusundaki tavrı nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kazandığı sistem içindeki bir tür pilot kabini özelliğini, konumunu nasıl değerlendiriyor, bunu nasıl ortadan kaldıracak? Bunlar büyük sorular. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelen bir toplum ilgisi var ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden bunu yapmasını bekliyorlar esas olarak. Yoksulluğu ve sefareti ortadan kaldırma modeli ne olacak? Biz geçen gün tartıştık. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin büyük bir bölümünde çöpleri taşeron firmalar topluyor. Devam edecek mi bu? En büyük kamu hizmetlerinden biri yerel yönetimlerin. Burada bir kamulaştırma, bir kamucu, halkçı bir ekonomi politika nasıl izlenecek, bunların belirtilmesi gerekiyordu. Anti-emperyalist bir politika yeniden Türk dış politikasının temel eksenlerinden biri olacak mı? NATO ile ilişkiler nasıl gidecek? Avrupa Birliği ile ilişkiler nasıl gidecek? BRICS üyeliğini nasıl değerlendiriyor? Şangay İşbirliği Örgütü'ne nasıl bakıyor? Bölge barışını nasıl değerlendiriyor? Bunlara bakması gerekiyordu. Bunların tartışılması gerekiyordu bu kurultayın. Bunların olmadığını düşünüyorum. Ama diğer taraftan herkesin büyük bir ilgi gösterdiği bir kurultay. Bütün merkez medya denen adına kendinden menkul merkez medya dedikleri ama esasında yandaş, belki de utangaç yandaş televizyon kuruluşlarının da izlediği bir kurultaydı bu. CNN Türk'ten NTV'ye, Habertürk'e kadar hemen hemen bütün merkez medya diyebileceğimiz ama bize göre utangaç yandaş medya diye değerlendirmek daha doğrudur. CNN Türk doğrudan yandaştır, onu belirtelim. Ya da işte TV100 gibi utangaç yandaş medya kuruluşlarının da izlediği bir kurultaydı.
kamuoyunun, daha doğrusu kamuoyu yapıcılarının, medyanın bu kadar yüksek ilgi göstermesi son derece normal. Yandaş medya da vardı. Çünkü CHP iktidara yürüyen bir parti. Bu çok açık. Belki değerlendiririz hocam. Sonar araştırma şirketi Hakan Bayrakçı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu ve yandaş CNN Türk televizyonunda programların düzenli ve sürekli katılımcısı olduğu Sonar yönetim kurulu başkanı Hakan Bayrakçı'nın yönettiği Sonar araştırmanın son anketi çok çarpıcı bir tablo koydu ortaya. Bu tabloda üzerinde duracağız, o bakımdan şimdi değinmiyorum. Kurultaya ilgi gösterilmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Türkiye'de iktidar değişiyor. Türkiye'de toplumun eğilimi değişmiş vaziyette, köklü bir değişim var. AKP iktidarının 20 yıl boyunca bu ülkeye bir eziyet ettiği, bu ülkeye din adına, kutsal değerler adına, kutsal semboller adına bu ülkeyi sefaletin, yoksulluğun ve iflasın eşiğine getirdiği, dış politikada büyük bir fiyaskonun yaşandığı ortada ve ilgi, toplumsal ilgi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmiş durumda. Bunu herkes görüyor. Bu ülkenin iktisadi aktörleri bunu görüyor, siyasal aktörleri bunu görüyor, kamuoyu yapıcıları bunu görüyor, kanaat önderleri bunu görüyor, toplum bunu görüyor. O bakımdan bir iktidara yürüyen bir partinin bir tüzük kurultayıydı. Bu kurultayda hocam gördüğüm kadarıyla 2-3 temel nokta var tartışılan. Bir, ön seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yani bütün üyelerin katılımıyla bir ön seçim yapılacak mı? Öyle anlaşılıyor ki ön seçim bu tüzük taslağına konulmuş durumda. Bu tüzük taslağı, değerli seyirciler, bu tüzük taslağı öğleden sonra yani saat 16 civarında ancak delegelere dağıtılabildi ve bizim basın mensuplarının eline de bu vasıtayla geçti. Yani bu kadar önemsenen değişim, ikinci yüzyıl değişim kurultayı denilen bir kurultayda delegelere en az bence bir ay önce verilmeliydi bu taslak. Tutun ki bir ay önce verilemedi ama bir hafta önce verilmeli ve kamuoyunda da tartışılması sağlanmalıydı. Bu medyada, kamuoyunda, toplum önünde, Cumhuriyet Halk Partili üyeler nezdinde tartışılabilmeliydi. Onu bırakın, kurultayda ancak akşama doğru delegelerin eline geçti ve bu gece de oylanacak. Şimdi bu kurultayın en büyük hatasıdır Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu kurultayın en büyük hatası değil mi? En büyük eksiğidir. Yeterince tartışılmamış. Kamuoyunda üzerinde yeterince görüş ve çeşitli çevrelerin, baskı gruplarının, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve diğer partilerin, özellikle diğer sol partilerin eleştirilerinin alınmadığı, önerilerinin alınmadığı bir tüzük taslağıyla tüzük kurultayı gerçekleştirilmiş oluyor. Şimdi sonra baktım ben, 24 sayfalık bir taslak, zaten 9 puntoyla yazılmış. Bu kurultayda bunun okunması mümkün değil. Sığdırılmak istenmiş küçük bu broşüre, ya bu 20 sayfa değil de ya da 24 sayfa değil de 30 sayfalık bir broşür haline getirilebilirdi. Pekala 11-12 punto basılabilir ve herkesin okuması sağlanabilirdi. Biz ancak yakın gözlüklerimizle hızla okuyarak ilgili maddelere baktık. Biz bile şu ana kadar, şu program saatine kadar hocam tümünü okuyamadık. Oysa biz bunun tümünü okumuş ve bu programı, bu taslağın tümünü okuyarak değerlendirmiş olmalıydık. Dijital olarak da ancak ondan sonra gönderilmeye başlandı. Dijital olarak baktık. Hızlı bir şekilde taradık, ilgili maddelere baktık. Hakim, yani yargıç denetiminde mi yoksa parti denetiminde mi bir ön seçim yapılacak? Tartışma bu. Muhalif olanlar, bugünkü yönetimle kendilerini ayrı tutanlar, hakim gözetiminde, bağımsız yargı gözetiminde bu ön seçimin yapılması gerektiğini söylüyorlar. Diğerleri ise partinin deneyimli kadroları var. Parti denetiminde yapılmasının hiçbir sakıncasının olmadığını söylüyorlar. Ben parti denetiminde ya da yargıç denetiminde olup olmamasından daha önemli olanın ön seçimin Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne girerek partinin kurumlarından birine dönüşmesinin her şeyden önemli olduğunu düşünüyorum. Parti denetiminde ya da yargıç denetiminde de olsa ön seçimle adayların, milletvekili adaylarının ve belediye başkanı adaylarının ön seçimle belirlenmesinin
önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Bunun bir kazanım olarak tespit edilmesi lazım. Bu girecek belli ki tüzüğe. Bu önemli. Diğer tartışma konusu merkez kontenjanının oranı. Yani uzman yöneticilerin ya da milletvekilleri ya da belediye başkanlarının veyahut diğer parti yöneticilerinin belirlenmesi için merkeze, genel merkeze bir kontenjan tanınıyor bildiğiniz gibi. Yani insanlar bürokrasiden gelen, diplomasiden gelen, akademiden gelen, medyadan gelen ve partide o güne kadar parti üyesi olmayan kişilerin ön seçime sokulması adil de değil, doğru da değil. Yerel örgütler kendi tercihleri, eğilimleri, kendi ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapacaklardır çünkü. Bu durumda partinin uzman kadrolardan yoksun kalması gibi bir tehlike ortaya çıkacağı için merkeze bir kontenjan tanınması son derece doğru. Ama burada bir tartışma var. Bu kontenjan oranı %5 mi olmalı, 15 mi olmalı diye tartışılıyor. Bence bunun arası bulunabilir. %5'in çok düşük olduğunu ben de düşünüyorum. %15 ise yüksek. %10, %8 gibi bir oranda anlaşılabilir ama mutlaka merkeze bu konuda bir kontenjan hakkı tanınmalıdır. Bu en az bunun %10 civarında olması gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu konuda bir tartışma var, onu belirtelim. Bir de üyelik kriterleri konusunda bir tartışma var. Gelelim hocam, biraz uzattım ama size hemen vereceğim. Yok yok, devam edin. Bu kongrede tartışılan en önemli konulardan biri Kılıçdaroğlu'nun... Anlayamadım. Devam edin, devam edin. Çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Hocam anlayamadım sizi. Devam edin lütfen. Çok teşekkür ederim. Tamam, tamam hocam. Diğer ise şuydu. Kurultaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun gelmesi beklenirken son anda yapılan bir açıklamayla gelmeyeceğini kamuoyuna duyurması şaşkınlıkla karşılandı. Biraz da ne oluyor sorularına yol açtı. Şimdi tablo şu, biz de kurultay salonunda milletvekillerine, parti yöneticilerine sorduk bunu. Grup başkan vekillerine sorduk. Bunların birçoğu Tele1 yayınlarına katıldı zaten. Gün boyu Tele1'den izleyen yurttaşlarımız bunu görmüş olmalılar. Tele1'den yayınları izlemeyenlerin ise çok şey kaybettiklerini burada belirtelim. Ben çünkü saat 16'da, 16.30'da katıldığım yayında da Kılıçdaroğlu'nun neden katılmadığını açıkladım. Çünkü kendisiyle konuştum. Burada biraz daha geniş anlatacağım. Biz sorduğumuz zaman bilmiyorlar. Parti yöneticileri de bilmiyorlardı. Hatta Kılıçdaroğlu'na yakın kişiler bile ya neden katılmadığını gerçekten bilmiyoruz dediler. Ama kızgın olduğunu anlıyorduk biz. Yani bir sorun olduğunu daha doğrusu anlıyorduk. Daha da önemlisi şu hocam, CHP'liler gelip bize soruyordu. Neden katılmadığını biliyor musunuz diye. Valla biz de dedik ki yani bunu biz sizin söylemeniz lazım. Biz sizden öğrenmek durumundayız. Ama Cumhuriyet Halk Partililer, aralarında Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler dahil Kılıçdaroğlu'nun neden katılmadığını gazetecilerden öğrenmeye, bizden öğrenmeye çalışanlar vardı arasında, en azından yöneticiler arasında. Bunun üzerine ben de Kılıçdaroğlu'nu aramaya karar verdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkan yardımcısı, eğitimden sorumlu. Suat Bey. Genel başkan yardımcısı da yok ha, efendim? Suat Bey. Yok, Suat Bey değil hocam. Eğitimden sorumlu. Yıldırım Kaya. Bir önceki, ha evet. Hayır yok. Evet. Bir önceki sorumlu, bir önceki genel başkan yardımcısı Yıldırım Kaya. Yıldırım Kaya da yanımdaydı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu ile konuştum. Kılıçdaroğlu... Öncelikle kurultaya neden katılmadığını sordum. Şunu söyledi, dedi ki ben dedi yani orada dedi iki liderli, iki kutuplu bir kurultay salonu oluşsun istemedim. Bu kurultaydan birlik ve beraberlik içinde çıkıldığını kamuoyuna göstermek lazımdı. Ben partimin öncelik çıkarlarını kendi öncelikli hedeflerim arasında, çıkarlarım arasında sayarım. Parti kurultaya gitmiş olsaydım iki öbekli, iki kutuplu bir görüntü ortaya çıkacaktı. Bu görüntüyü vermek istemedim ve buna sebep olmak benim açımdan doğru olmayacaktı. Bu yüzden katılmama kararı almamda bu bir etken. Ama en önemli etken şuydu. Ben dedim ki peki tüzük taslağı sizinle görüşüldü mü, konuşuldu mu, bunu tartıştınız mı? Hayır dedim. Bu tüzük konusunda benim hiçbir katkım yok. Benim katkım alınmadı. Ama dedim Sayın Özgür Özel yaptığı konuşmada
Biz bir önceki genel başkanımız Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da konuştuk. Onun önerilerini de aldık ve bu taslakta değerlendirdik. Hayır, bu doğru değil dedi. Ben de dedi, izledim, şaşkınlıkla bunu dinledim. Biz görüştüğümüzde bu tüzük hakkında konuşmadık. Tüzük hakkında ne düşündüğüm sorulduğunda ben genel olarak nasıl olması gerektiğine dair genel fikirlerimi ifade ettim. Ama bu taslak bana iletilmedi. Dün gece yarısı bana iletildi bu taslak dedi. Zaten sabah kurultayı yapılacağı için benim de bu tüzüğe, bu taslağa katkıda bulunabilecek bir sürem yoktu zaten dedi. Ve tüzük taslağı konusunda kendisinin herhangi bir önerisinin alınmadığını ve bu önerisinin içerilmediğini belirtti ve bu konuda kızgın olduğunu belirtti. Ve esas olarak benim anladığım şudur, kendisi de bunu büyük ölçüde doğruladı zaten, teyit etti, sordum. Kurultaya katılmama nedenlerinden biri de bu tüzükte, bu tüzük taslağında, bu henüz taslak altında yazıyor, tüzük taslağı diye seyircilerimiz okuyabiliyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar beni tek verirse iyi olur. Bu bir tüzük taslağı. Cumhuriyet Halk Partisi tüzük taslağı komisyon metni. 20. Olağanüstü Kurultay'a 6-7-8 Eylül 2024 yazıyor altında. Bu bir taslak. Bu taslak kendisine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanına dün akşam geç saatlerde iletilmiş ve dolayısıyla benim hem bu taslağı okuma hem de katkıda bulunma imkanım olmadı. Bugün bakabildim dedi ben de bu taslağa ve benim herhangi bir katkım alınmadı. Ve Sayın Özgür Özel'in de hani benim önerilerimin ve katkılarımın alındığını söylemesini doğru bulmadığını da, bunu da şaşırarak dinlediğini de, izlediğini de söyledi. Zannediyorum Tele1'den izledi kurultayı. Ben yanlış anlamadıysam eğer telefonda. Ben baktığımda bu konuşmayı ben de izledim ve şaşkınlıkla karşıladım dedi. Benim bir bu tüzük taslağında herhangi bir katkım yok. Benim yorumum şu hocam, hemen size bırakacağım. Öyle anlaşılıyor ki dörtlü yemekte Kılıçdaroğlu'nun bir tüzük, yani tüzük değişikliği konusundaki genel görüşleri alınmış ve Sayın Özgür Özel komisyona da bunları iletmiş olabilir ve Kılıçdaroğlu'nun genel olarak ön seçim, işte kontenjan, üyelik kriterleri konusundaki değerlendirmelerinin içerilmesini sağlamış olabilirler. Yani Sayın Özgür Özel bunu kastetmiş olabilir ama birebir bu taslağa bir katkısının alınmadığını, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin söylediğini, bana söylediğini belirtmeliyim. Bu da bizim yani bir özel haberimiz, özel bir değerlendirmemiz olarak kamuoyunun ben de eleştirisine, tartışmasına ve takdirlerine sunuyorum. Buyurun hocam. Evet, şimdi tabii değerli izleyiciler, esas olarak